Merhaba arkadaşlar. Apartmanımızın duvarına bir tane katarpi yapışmıştı. Önce ölü tırtıl sandım ama daha sonra bir fark ettim ki ertesi gün metapota dönüşmüş. Evrim geçirmiş. Çok enteresan değil mi? Metapotu birazcık inceledim ve elimle de biraz dokundum. Dokununca sağa sola hareket ediyordu. Canlıydı yani. Dışarıdaki etkileri anlayabiliyordu. Böyle yamuk durmasını istemedim. Şöyle birazcık yön verdim ve oradan ayrıldım. Ertesi gün bir geldim ki Metapod yerdeydi. Muhtemelen yavru kediler onu düşürmüştü. Metapod alt tarafına salgıladığı bir kimyasalla muhtemelen duvara tutunuyordu ama kediler merak edip muhtemelen yere düşürdüler. Birazcık inceledim sağlı sollu videosunu çektim. Gözleri muhtemelen oradaydı. Burası da sırt kısmı buradan kanada çıkacaktı diye tahmin ediyorum. Alt tarafı hasarlı gibiydi. Yani Muhtemelen kediler alt tarafına zarar verdi ama hala hayat belirtisi vardı birazcık içeriden kıpırdıyor gibiydi. Ben de onu aldım eve götürdüm ve saksıya bırakma kararı aldım. Evde de biraz inceledikten sonra saksının içine koydum belki orada kelebeğe dönüşür ileride diye. Bu da son hali. Ve iki gün sonra bir baktım ki metapotun üstünü karıncalar sarmış. Muhtemelen ölmüştü. Kupkuruydu ve ağırlığı da yoktu zaten. Rengi de öncesine göre daha sarıydı. Karıncaların kabuğun içine girdiğini tahmin ediyordum ama kırmaya da korkuyordum. Şurada ufak bir çatlak vardı. Muhtemelen karıncalar oradan içeri girmişti ve içeriği boşaltmıştı. Biraz daha elimle inceledikten sonra kabuğunu kırma kararı aldım ve bir baktım ki gerçekten de düşündüğüm gibi olmuş. Karıncalar içerisini boşaltmışlar. Böylece Metapod, Katerpi iken hayalini kurduğu gökyüzüne kavuşamadan vefat etmiş oldu. Elimle birazcık sıktığımda ise toz haline geliyordu artık kabuğu. Yerden diğer kabuğu da aldım. O da o şekilde toz haline geliyordu. İşte hayat böyle arkadaşlar. Bazen olmayınca olmuyor.